Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte trigonometri konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Birinci gündeyiz. Birinci günde iki tane video olacak. Birinci gün birinci videoda ne olacak? Size yönlü açılardan bahsedeceğiz. Bir de derece ve radyandan bahsedeceğiz. Evet kitabımızda sayfa numarası 4 ve 5'i işleyeceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Dersimize başlamadan önce 17 gün olacağını tekrar hatırlatayım size. Hatta hangi günlerde neleri işleyeceğiz sana şöyle bir göstereyim şurada ekran fotoğrafını al istersen. E, birinci günde dediğimiz gibi yönlü açıyı işleyeceğiz ve esas ölçüyü işleyeceğiz. İlk dersimizde yönlü açıdan ve derece radyandan bahsedeceğiz. Size demiştik biraz önce. Haydi bakalım şimdi dersimize başlayalım mı arkadaşlar? Trigonometriyi birlikte öğrenelim mi? Öğrenelim bakalım. Yönlü açı dediğimiz şey. Öncelikle arkadaşlar açıda böyle pozitiflik negatiflik olabilir. Hocam negatif açı nasıl oluyor demeyin. Var öyle bir şey. Oradaki negatiflik sadece yönünü belirtiyor ya da pozitiflik yönünü belirtiyor. Şimdi bir saati düşün şimdi. Saati düşün öncelikle olarak şu kalem niye yazmadıysa hop nazar değdi galiba. Bir saatimiz olduğunu düşünün. Saatimiz nasıl devam ediyor? Bu yönlü devam ediyor, değil mi? Biz buna saat yönü diyoruz. Bu yöne de saat yönünün tersi diyoruz. Saat yönünün tersi olan yön trigonometride pozitif olarak adlandırılır. Saat yönüne de biz negatif olarak isimlendiriyoruz. Yani saat ibresinin dönme yönünün tersi olan yöne pozitif yön diyoruz. Diğer türlüsü de saatin dönme yönüyle aynı yöne sahip olan yöne de biz ne diyoruz? Negatif yön diyoruz. Bu yönü neye belir neye göre belirleyeceğiz? Açının hani başlangıç böyle doğrusu var ya, başlangıç doğrusuna göre tanımlayacağız onu. Yani nasıl? Mesela şu Hocam biz bur, buradaki açıyı böyle yukarı doğru mu göster gösterirsek tabii ki pozitif olacak. Aşağı doğru gösterirsek negatif olacak ama yukarıya da aşağı yönlü olduğunu nereden bileceğiz açının? Bak B O A açının yazılışına bakacaksın. B O A nereden başlıyoruz bu? Yani açının başlangıç başlangıç doğrusu bu değil mi? Evet. Başlangıç doğrusu bu. Açıyı gösterirken o zaman B O A diyor ya. Hop bu yönlü göstereceksin böyle. Bu ne oldu? Saat yönünün tersi olduğu için pozitif yön oldu. Yani BOA'nın yönü nedir? Pozitiftir. Ve BOA açısı nasıl gösterilir? Alfa diye gösterilir. Hocam yönü pozitif olduğu için artı alfa diye gösteririz ama artıyı genelde ne yapmıyoruz? Yazmıyoruz. Peki öbürüne bakalım. Şimdi AOB açısının yönünden bahsedeceğim. Bak başlangıcı burası. Yani açının başlangıç doğrusu burası. Buradan başladığım için AOB diye yazdıysam buradan başlayıp hop bu yönle gideceğim. Ya bu yönde ne yapıyor? Saat yönü olduğu için saat yönünde negatif yön olarak adlandırılır. Yani AOB'nin yönü ne oldu? Negatif yön oldu ve AOB açısı alfa olarak gösteriliyor ama ya açı olarak alfa, açının ölçüsü alfa ama başına eksi yazdığımız zaman yönünü ne olacak? Saat yönü olarak gösteriyoruz dostlar. Tamam. Şimdi hemen örneğine bakalım. Yukarıdaki verilen şekle göre AOC açısı negatif yönlüdür. Bak. Nereden başladım? A'dan başladım. A, O, C derken başlangıç doğrusu burası ya. Buradan başlayıp C'ye kadar gittiysem bu yönlü göstereceğim. Ne yön oldu burası? Hocam şöyle bu saat yönü negatifte Saat yönün tersi de pozitifte. Hocam bu saat yönünde oldu. O zaman negatif yönlüdür. Doğru mu? Kesinlikle doğru. C, O, B açısına bakacağım. Nereden başlıyorum? Bak C'den başlıyorum. C, O, B başlangıcı buradan olacak. Hop bu yönlü. Hocam bu da pozitif yönlü oldu. Pozitif yönlü mü diyor? Evet. Sonra BOA açısı başlangıç kenarı. Evet. Bak başlarken maviyle göstereyim. BOA dedim. Nereden başladım? B'nin üstünden başladım. O zaman BOA açısının başlangıç kenarı BO üstünde değil mi? Evet. Yani OB'dir. Bu da doğru mu? Doğru. Başladığı doğruya biz başlangıç kenarı adını veriyoruz arkadaşım. O zaman cevabımız ne yaptı? 1, 2 ve 3 yaptı. Hangileri doğrudur diye soruluyor? Cevabımız 1 2 3 oldu. Şimdi gelelim derece dakika saniyeye. Arkadaşlar derece dakika saniye dediğimiz şeyde. Derece bu arada küçük yuvarlakla gösterilir. Saniye pardon dakika tek çizgiyle gösteriliyor. Saniyede iki tane çizgiyle gösteriliyor. Böyle hani türevde de gösteriyoruz ya böyle. Daha türevi de görmedik hocam diyenleriniz vardır ama. Tek çizgiyle ya da iki çizgiyle diyelim tamam mı? Evet şimdi derece nedir? Bir çemberin 1 bölü 360 derece. 1 bölü 360'ını 1 bölü 360'ına göre merkez ölçüsü 1 derece olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Yani bir çember düşün. Bir çemberi sen 360 parçaya ayırdığın zaman. Bak şöyle 360 parçaya ayır bakayım. Şöyle 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 şöyle. Ben ayıramayacağım ama işte buradaki 360 parçaya böyle ayırdığın zaman. Buradaki şeye biz ne diyoruz? 1 derece diyoruz. Buradaki ölçüye merkez açısının ölçüsü 1 derece olarak adlandırılıyor. Evet 1 derece. Tamam burası 1 derece. Bir de derece dakikayla da temsil edilebiliyor. Arkadaşlar 1 derece 60 dakikadır. Bunu bilelim. 1 derece 60 dakika bizim için önemli. 1 dakikanın da kaç saniye olduğunu zaten biz saatten biliyoruz. 61. saniye var mı? Yok. E 1 dakikada 60 saniye. Evet 1 derece 60 dakika 1 dakikada 60 saniye. Peki dereceden dak saniyeye geçiş ne olacak? Bak şimdi 1 derece 60 dakikadı ya her dakikada dakikadan saniyeye geçişte 60 değil miydi? Çünkü 1 dakika 60 saniyeydi. O zaman ben saniyeyi bulmak için ne yapmam lazım? 60 dakika var. Her bir dakikada 60 saniye ise 60 ile çarparım. O zaman 60 çarpı 60'tan kaç yapıyor arkadaşım? 3600 saniye yapıyor. Evet 1 derece 60 dakika. 1 dakika 60 saniye. 1 derece de 3600 saniye yapıyor. Bunları bilelim. Dereceden dakikaya dakikadan saniyeye geçiş için ya da tam tersleri için bizim için önemli. Mesela biz burada ters mantığı da önemli. 1 derece 60 dakika ya. 1 derece 60'la 1 derecenin e, dakikasını bulmak için 60'la çarparız. Tam tersi dakikadan dereceye çevirmek için ne yapacağız arkadaşlar? Böleceğiz. Ya da 1 derece 60 e, 3600 saniye ya. O zaman dereceyi böyle kaç saniye olduğunu bulmak için 360 ile 3600'ü de çarpacağım. Tam tersi Bir saniye verilirse kaç derece olduğunu bulmak için ne yapacağız? O zaman 3600'e ne yapacağız? Böleceğiz. Tamam? Evet hemen örneğe bakalım. Örnek 2'de ne demiş? Hocam 14.572 saniyelik açının derece, dakika ve saniye türünden yazılışını bulunuz. Önce bu saniyeyi ben dereceye çevireyim arkadaşım. Normalde bir derecenin kaç saniye olduğunu biliyoruz. Biraz önce öğrendik. 3600 saniye olduğunu biliyoruz. Tam tersi o zaman dereceden saniyeye geçiş için 3600 ile çarpacaksam tam tersi saniyeden dereceye geçiş için de 3600'e böleceğiz. Hadi bakalım bölelim. 14.572 3600'e bölelim. Arkadaş 145 bölünmüyor. 1457 bölünüyor. 1457 3600'e bölünürse 4 ile çarparım. O da 1440 yapar. Çıkart bakalım 2. Tabi bu saniye unutma bunu. 7 1 172 saniye mi kaldı? Evet. Arkadaş 14.572'nin içinde 4 tane ne var? 3600 var. Bu ne demek o zaman? 4 derece var. Evet derecesini bulduk. E hocam burada kalan ne? Saniye. Bu kalan saniyeyi de dakikaya çevirelim o zaman. Biz elimizde saniye kaldı. 14.572'nin içinde 4 tane 3600 var. Geriye 172 saniye kaldı. O zaman 172'yi de neye çevireceğiz arkadaşlar? Dakikaya çevirelim. Hocam 1 dakika 60 saniyeydi. O zaman saniyeden ben dakikaya çevirmek için ne yapacağım? 60'a böleceğim. Böl 60'a. 6 kere 3 değil 6 kere 2. 120 yapıyor. Kalan saniyede kaç yaptı? 52 saniye kaldı. Evet 172'nin içinde kaç tane 60 varmış? 2 tane 60 varmış. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Bu da dakika yapıyor. O zaman bak şunu derece olarak bulmuştuk. Bu dakika en son 52 saniyede elimde kaldı. O zaman 4 derece 2 dakika hemen 2 dakikayı da şuraya yazayım. 52 saniyede elinde kaldığı için zaten bu saniyeyi derece dakika saniyeye çevir diyordu. Cevabı da bu şekilde bulmuş olduk. Evet cevap 4 derece 2 dakika 52 saniye yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Bu sefer de tam tersi. 5 derece 12 dakika 22 saniyeyi ne diyor? Saniye cinsine çevir. Arkadaş elimizde bir saniye var zaten. Tamam. E ben burada dakikayı çevireyim o zaman. Bak elimde 22 saniye var. Şu 22'yi bir kere buraya yazayım. 22 saniye elimizde var. O zaman dakikayı da ben saniyeye çevireyim. Normalde 1 dakika 60 saniye olduğu için o zaman elimdeki 12 dakikayı bulmak için saniye cinsinden bulmak için ne yapmam lazım? 60 ile la çarpmam lazım. O da 720 saniye mi yapıyor? Evet. 720 saniye geldi elime. Sonra bir de ne yapalım? Şuradaki dereceyi saniye çevirelim. Arkadaş 1 derece 3600 saniyeydi. O zaman tam doğru 1 derece 3600 saniye ise 5 dereceyi bulmak için saniye çevirmek için ne ile çarpmam lazım? 3600 ile çarpmam lazım. Haydi çarpalım bakalım. 5 çarpı 3600 kaç yapıyor o zaman? 0, 0 yazdık. 6 kere 5 30. 18000 1800 mi yaptı? Evet. Bir de 18000 saniyede elimizde oldu. 18000 saniyede şöyle yaptı. İşte bu saniyelerin hepsini toplayacak olursak 2 burada, 4 burada, 7 burada, 18 burada, 18742 saniye olarak bulmuş oluruz cevabı arkadaşlar. Evet cevap bu yaptı örnek 3'te. Geldik. Şimdi bunlarla ilgili Toplama çıkarma işlemleri nasıl yapılıyor? Arkadaş bunun için özel bir konu anlatımına gerek yok. Tabii ki örnekle göstereceğiz. Sen normal tam sayılarda toplama çıkarmayı nasıl yapıyorsan burada da aynı mantığı yapacaksın. Yalnız elde var 1, hani 1 almak vardı ya 1 alırken dikkat edeceğin sadece noktalar var. Ya da elde var bir nasıl oluyor? O dikkat edeceğin noktaları da soru içerisinde göstereyim ben sana. Bak şimdi A açısı ve B açısı verilmiş. A açısı ile B açısının toplamı sorulduğunda 23 derece 42 dakika 33 saniye ile öbürünü 12 derece 35 dakika 46 saniyeyi alt alta yaz ve topla. Yalnız şunu bil. Saniye en fazla kaçı gösteriyor? 60'tan sonra hatta 60'ı gösteriyor mu? Cık, göstermiyor. 59. saniyeden sonra ne yapıyor? 60 demiyor 0 oluyor. 59 tam 60'a geldiğinde ne oluyor? Bir dakika oluyor değil mi? O saniyeyi dakikaya çeviriyor. İşte orada elde var. Birler de bunu düşüneceğiz arkadaşım. Mesela sen şurada toplamayı yapacak olursan 6 3 daha 9 burası 9 yaptı. 4 3 daha 7. Hocam 79 saniye yaptı. Yok. 79 saniye diye bir şey yok. Bu şekilde bir şey olduğu zaman saniyede böyle saniyede ve dakikada 60'ı aştığı zaman Hemen böyle elde var 1 gibi düşüneceksin. Yani içinden bir 60'ı çıkartacaksın. İçinden 60'ı çıkarttığın zaman şu ne oluyor? 60'ı çıkart. Kafadan çıkartalım isterseniz. Ee, 60 60'ı çıkarttığın zaman ne oluyor? 19 saniye mi kalıyor? Evet. 19 saniye kalıyor. O zaman bir... içinden 60 saniye çıkarttık. Elimizde ne var? 1 derece elimizde kaldı. Ne yapacağız o 1 dereceyi? Buraya ekleyeceğiz. Ya da sonucu ekleyeceğiz. Şu ikisinin toplamı 7. Kaç yapıyor? 77 mi yapıyor? 77 yapıyor. Ama 1 derecede burada vardı. Burası 78 dakika yaptı. Pardon. Dakikaları topladık. 77 dakika yaptı. Bir dakikada, bir dakikada şurada vardı. Elimde vardı. O zaman şurası 78 dakika yaptı. Dakikada da 60 astığı zaman 60'ın katlarını böyle çıkartacağız. Hani bak 60 ile 120 arasında bir tane 60 çıkartacaksın. 120 ile 180 arasında iki tane 60 çıkartacaksın. Mesela biz şeyi görmüş olsaydık 130'u görmüş olsaydık o zaman iki tane 60 yani 120 çıkartacaktık. 130 saniye neye eşit oluyor arkadaşım? 10 saniye eşit oluyor. Bunun yerine 10 saniye yazacaktık ama o zaman 2 dakikada elimizde olacaktı değil mi arkadaşlar? 2 tane 60 çıkarttığımız için. Buna dikkat et. Hadi bakalım 78. O zaman 78'den bir 60 çıkarsak ne oluyor kardeşim? 78'den 60 çıkınca 18 kalıyor. Yani 18 dakika yaptı burası. Ama bir tane 60 çıkarttığım için 1 derece elimizde yok mu arkadaşlar? 60 dakika 1 dereceydi. Evet. Sonra şu ikisini toplarız. Derece istenilen büyüklükte de olabilir. Herhangi bir 60 sınırımız yok. Şu ikisini topladığımız zaman kaç yapıyor? Hocam 35 yapıyor. 1 derecede elimizde var. Toplam 36 yapıyor. Yani sonucumuz ne yaptı? 36 derece bulduk. Sonra 18 dakika bulduk. Sonra 19 saniye bulduk. İşte cevap bu yaptı. Şimdi gelelim öbürüne. Çıkarmaya gelelim. Arkadaş çıkarma yaparken de tam sayılardaki çıkarma işlemine göre yapacaksın. Yani 23 derece. 42 dakika şu biraz altta yapayım. 23 derece 42 dakika 33 saniye var elimizde. Bir de 12 derece 35 dakika ve 46 saniye var elimizde. Burası 33'tü. Şimdi çıkarma işlemi yaparken yine sen çıkarmaya nereden başlıyorsun? En sağdan başlıyorsun değil mi? Çıkart o zaman. Hocam 33'ten 46. Bak saniyeleri kendi arasında çıkart. 33'ten 46 çıkıyor mu? Çıkmıyor. Çıkmıyorsa 1 dakikadan bir komşudan al bakalım. Sen buradan 1 al. Yani buradan 1 alınca ne oluyor? Hocam burada 41 dakika kaldı. Buradaki 1 dakika 60 saniye ya. Buraya ekle. 60 saniye eklediğin zaman kaç yapıyor? 93 saniye yapıyor. 60 artı 33 yani. E o zaman 93'ten 46'yı artık çıkarabilirim. Herhangi bir sorun yok. Çıkaramadığım zaman komşudan alacağım. Komşunun dakikasından saniyesini alacağım unutma. 93'ten 46 çıkınca kaç kalıyor? Arkadaş 7 47 mi kalıyor? Evet 47 saniye oldu burası. Şimdi 41'den 35 çıkıyor mu? Çıkıyor. Eyvallah. Çıkmasaydı 1 dereceden buraya getirecektik. 1 dereceden 60 gelecek değil mi buraya? Evet. Ama çıkıyor. 41'den 35 çıkarttığımız zaman kaç kalıyor? 6 dakika kaldı. E sonra burada herhangi bir zaten komşudan alma falan filan yapmadık. 23'ten de 12 çıkınca kaç kalıyor? 11 kalıyor. Yani cevabımız 11 derece 6 dakika 47 saniye yapıyor. Bildiğiniz tam sayılardaki toplama çıkarma işlemi gibi. Sağdan başlıyoruz. Sağdan devam ediyorsun. Sağdan sola doğru devam ediyorsun. Komşudan alırken de dakikadan ya da dereceden alıp ona göre işlem yapıyorsun. Anlaştık. Evet geldik örnek 5'e. Şimdi de bir... ABC üçgeni verilmiş arkadaşlar. ABC üçgeninde A açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. B açısı ve C açısı verilmiş. Arkadaşlar iç açıları ölçüleri toplamı neydi? 180 derece değil midir? Evet bir üçgenin aynen öyle. O zaman biz B ile C'nin toplamını bulalım. B artı C nedir? Hocam 72 derece ile 45 derece 33 dakika 40 saniyeyi toplayacağız. Hocam 72 derecenin dakika saniyesi nerede? Aha burada 0 0 dakika 0 0 saniye kardeşim değil mi? Toplamınları topladığın zaman 40 saniye yaptı burası. 33 dakika yaptı burası. Burası da kaç yaptı? E, 117 derece mi yaptı? Evet. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? 180'e tamamlayan açısını bulacağız. 180'e bu tamamlayan açısı da ne yapacaktır? A açısı yapacaktır. Üçgen iç açıları toplamı 180 olduğu için. E o zaman biz 180 dereceden neyi çıkartacağız? 117 derece, 33 dakika, 40 saniyeyi çıkartacağız arkadaşlar. Hocam sa dakikası bu saniyesi bu yapmadı mı? Evet. E şimdi 0 0'dan bu çıkmıyor. Komşudan alacağım. Komşuda yok. O yüzden burayı önce halledeceğim. Buradan ne yapmam lazım? 180 dereceden 1 derece buraya vermem lazım. O yüzden burada bunu yaparken işlemi bir biraz aşağıda yapayım. Bu çıkarma işlemini yaparken dikkat. Arkadaş bu çıkarma işlemini yaparken bunu 179 derece yapınca 1 derece buraya geldi. Yani 1 derece 60 dakika diye mi? 60 dakikadan da 60 dakikadan da bir tanesini buraya vereceğim. Yani 59 dakika kalıyor o zaman. Burası da 60 saniye mi yapıyor? Aynen öyle. Ya da 180 gördüğünüz zaman hemen 179 derece, 59 dakika, 60 saniye şeklinde de yazabilirsiniz. Komşudan alma bu şekilde oluyor. 60'tan 40 çıkar mı? Çıkar. Kaç kaldı? 20 saniye kaldı. 59'dan 33 çıkınca kaç kalıyor? 26 dakika kalıyor. 179'dan da 117 çıkınca kaç kalıyor? 62 kalıyor arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle 62 derece 26 dakika 20 saniye yapar arkadaşım. Geldik bir sonraki soruya. Bu sefer de bölme işleminden bahsedeceğiz. Arkadaş A bölü 2 artı B bölü 3 açılarını yazınız diyor bize. Şimdi bildiğiniz gibi tam sayılarda da bölmeyi nasıl yapıyorsak burada da aynı şekilde bölmeyi yapacağız. Öncelikle A açısını bölelim. Hocam 43 derece 22 dakika 16 saniyeyi 2'ye bölelim. Hocam 43 2'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor. Ama bölünüyor da kalan bir şey oluyor değil mi orada? Bö ya da şöyle diyelim. İlk önce tam sayılarda bölmeyi nereden başlıyoruz? Hani toplama, çıkarma, çarpma hep sağdan başlanırken bölmede en sondan başlanıyordu. En sondan başlarken de 4'ü 2'ye bölelim gibi düşünmeyin. Ya dereceye ayrı böleceksin, dakikaya ayrı böleceksin, saniyeye ayrı böleceksin. Hocam 43'ü bölsek 43'ü 2'ye böldüğün zaman bu kaç yapıyor? 21 yapıyor. 21 ile 2'nin çarpımı kaç yapıyor? 42 yapıyor. 42 derece yaptı. Hocam 1 derece. E 1-2'ye bölünmüyor. E kalan ne yapacak? Buraya eklenecek değil mi? Ama bak 1 derece hop dakika eklenecek. Dakikaya eklendiği zaman 1 derece yani 60 dakika eklediğimiz zaman buraya burası kaç yapıyor toplamda? 82 dakika yapıyor. Sonra 82'yi böleceksin. Bak burası derece oldu. 43 dereceden 21 derece geldi. Sonra kalan dereceyi hop dakikaya ekledik. 82'yi de 2'ye böldüğümüz zaman kaç yapıyor? O direkt bölünüyor galiba. Evet 41 dakika yapıyor. 41 dakikada da 0 0 kaldı. Herhangi bir sıkıntı yok. Sonra 16 saniyede bölünüyor zaten 2'ye. 2'ye bölündüğünde de 8 saniye mi yaptı? Evet. Değil mi? 8 saniye yapmış oldu. Aynen öyle. E bizden ne isteniyor zaten? Tamam. Şu A açısını bulduk mu biz arkadaşlar? Daha doğrusu A bölü 2'yi bulduk mu? Bulduk. Tamam. Burayı bulduk. Sırada ne var? B'yi 3'e böleceğiz. Hadi B'yi de 3'e bölelim. B açısı da. Yani 21, 16 ve 24 değil mi? Evet saniye. Burası dakika burası da derece. 3'e böldüğüm zaman 3 kere 7 21. Bunda bir sıkıntı yok 0 0. Herhangi bir dereceyi buraya aktaracağım bir şey yok. 16 3'e bölünmüyor ama bak bu dereceydi. Ee, ama 5 defa var. 5 kere 3 15. Burada ne kaldı? 1 dakika kaldı. 1 dakikayı da hop buraya ekleyeceğim. 60 saniye olarak ekleyeceğim. O zaman 60 ile topladığım zaman burası da ne oldu? 84 saniye oldu. 84 de 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Bak bu dakika. 84 de 3'e ayrı bir yerde bölebilirsin. Hocam 2 kere 3 6. 6 ondan sonra 24 kaldı. 3 kere 8 24. 28 mi yapıyor burası? Evet. Burası da 28 saniye yaptı arkadaşlar. Yani A bölü 2 bu. B bölü 3 bu. Bunların toplamı isteniyor bizden. 21, 41 ve 8 derece dakika saniye. Ve 7 derece 5 dakika ve neyi toplayacağım? 28 saniyeyi toplayacağım. Topla bakalım. Şu ikisini topladığım zaman kaç yapıyor? Hocam 36 saniye yapıyor. Şu ikisini topladığım zaman 46 dakika yaptı. Bu ikisini topladığım zaman da 28 derece yaptı. Cevap 28 derece, 46 dakika, 36 saniye. Oldu mu? Oldu. Bu kadar basit kardeşim. Tam sayılardaki toplama, çıkarmayı bildiği zaman ya da çarpmayı bildiği zaman bunu da bu şekilde halledersin. Ama burada sanki bir çarpma gösterilmemiş. Bölme falan gösterilmiş de çarpmayı da ben şurada bir yerde göstereyim mi? Bir boşlukta göstereyim. Bak şimdi ee, bir de şöyle bir çarpma gösterelim. Hocam 40 derece 40 dakika 40 saniyeyi 3 ile çarpalım. Ya da 4 ile çarpalım. Hadi bakalım çarpalım. 4 ile çarptığınız var. Hocam çarpmaya sağdan başlıyoruz değil mi? 4 kere 4 160. Hocam 160 saniye yaptı burada. Aa 160 saniye yaptı. İçinde kaç tane 60 var? 60, 120. Üçüncüsü de 180 yapıyor. İki tane 60'ı çıkartacaksın. Yani 120'yi çıkartacaksın. 120'yi çıkarttığın zaman kaç kalıyor? 40 saniye kalıyor. 2 tane 60 çıkarttığım için 2 dakika elde var o zaman. Elimizde 2 dakika var. Hocam 2 dakikayı buraya bekleyeceğim. Hayır. Çarpma işleminde elde'yi ne zaman ekliyorduk? En son ekliyorduk. 4 ile bunu çarpsan 160 yapıyor. 2'ye de elde eklersem 162 yaptı burası dakika olarak. E sen 162'nin içinde yine 2 tane 60 var şeyi çıkarttığın zaman 120'yi çıkarttığın zaman hop 120'yi çıkarttığın zaman ne yapıyor o zaman burada arkadaşım? 42 dakika yapıyor. O zaman 2 derecede elimizde mi var arkadaşım? Evet. 4 ile de 4 çarpsan 160 ve 162 2 eldeyi de ekleyince 162 derece yapıyor. Yani 40 derece 40 dakika 40 saniye 4 ile çarptığımız zaman kaç oldu cevap? 162 derece 42 dakika 40 saniye yapmış oluyor dostlar. Tamam çarpma da yine sağa dayalı yapıyoruz. Toplama da sağa dayalı. Çıkarma da sağa dayalı. Sağdan başlıyoruz. Ama bölme yaparken ne yapıyoruz? Soldan başlıyoruz bölme işleminde yaparken. Elde bir şey kalınca hop komşuya ekliyoruz. Bunu da unutma. Anlaştık. Hadi bakalım. Şimdi gelelim radyandan bahsedelim sana. Radyan. Evet. Radyanı çok kullanacağız trigonometride. Yarı çap uzunluğuna eşit uzunluktaki yayı gören merkez açının ölçüsüne biz radyan adını veriyoruz. Yani yarı çap mesela bir birim yazmışız ama burası R birimse eğer R birimlikte şöyle bir yay aldığımız zaman bak yarı çap uzunluğu R iken şöyle de bir R birimlik yay aldığımız zaman bu yayı gören şuradaki merkez açıya biz ne diyormuşuz? Şurası da R olacak tabii ki. Radyan adını veriyormuşuz. Evet radyan bu şekilde tanımlanıyor arkadaşım. Bir de yarı çap bir birim olan çemberin çevresi. Normalde çemberin çevresi neydi? 2 pi R kadar değil miydi? Yani 2 pi çarpı R. O da kaç yapıyor? Çemberin çevresi 2 pi olduğundan dolayı o zaman tam açı kaç radyan oluyor arkadaşlar? E, 2 pi. Biz şimdi tamamı şöyle biz buraya kaç derece diyoruz tamamına? 360 derece diyoruz. E yarıçap bir birim olanda da radyan olarak söyleyecek olursak bunun çevresi de 2 pi r'den 2 pi geldi ya. O zaman tam açıda kaç radyan yapıyor arkadaşım? 2 pi radyan yapıyor arkadaşım. Yani şuradan geliyor. Yarıçap bir birim olan çemberin çevresi 2 pi olduğundan Tam açıda 2 pi radyan oluyor. E bizim tam açımız neydi? 360 dereceydi. Aynı zamanda tam açı nasıl gösteriliyormuş? 2 pi radyan olarak gösteriliyormuş. E 360 derece 2 pi radyan olarak gösteriliyor. Hatta burada 2'ye bölsen her iki tarafı. 180 derece ne ile temsil ediliyormuş arkadaşlar? Radyan olarak pi radyan olarak gösteriliyor. Bunu bilelim. Yani 180 derece pi radyan olarak gösteriliyor. Çünkü dereceyi radyana çevirme ya da radyanı dereceye çevirirken bu bize lazım olacak. Şimdi dereceye de radyana da r dersek dereceden radyana çevirmek için ya da tam tersi radyanı dereceye çevirmek için bir formülümüz var. Normalde derece bölü 360 radyan bölü 2 pi şeklinde düşünürüz. O da oran orantıdan geliyor. İşte bilmem kaç derecede 360 derecede şu kadar derece varsa e, radyanda da işte 2 pi'de de şu kadar radyan olur diye oran orantıdan da yapabilirsiniz de. İşte o oran orantı, orantıdan geliyor. 2'ye böldüğümüz zaman da hatta ne oluyor? Şu formülü de kullanabilirsin derece bölü 180 radyan bölü pi kullanıp dereceden radyana ya da radyandan dereceye geçişi bulabilirsin. Ama biz sorularda bu formülü çok fazla kullanmayı sevmiyoruz. Çünkü çok kolay. Şurada bir şey gösterdim ben sana. 180 derece nasıl? Pi radyan olarak gösteriliyor değil mi? Ama derece değil bak bu radyan. Pi. 180 yerine pi yazabilirsin yani. Radyana çevirmek istiyorsan. Evet hemen sorularında görelim mesela. Aşağıda radyan olarak verilen açıları derece cinsinden yazınız. E pi dediğimiz neydi arkadaşlar? 180 dereceydi. 180 bölü alttan burası kaç yapar? 30 derece yapar. Yani pi yerine 180 yazdığımızda bu 4 pi bölü 3 radyanı direkt dereceye çevirebiliyoruz. E yazıyoruz o zaman burada. Pi yerine de 180 yazalım bakalım. 180 ile 3 sadeleşirse 60 yapıyor. 6 kere 4 de 24 yapıyor. Yani burası 240 derece yaptı. Şurada yine 180 yazsak bunun yerine 180 ile 3 sadeleşse 60 yaptı. 60 la da de 2'nin çarpımı 120 derece yapar burası. Burada da yine 180 yazsak bunun yerine 180 ile 6 sadeleşince 30 yapıyor. 30 ile de 11'i çarpınca kaç yapıyor? 330 derece yapıyor. İşte radyandan dereceye çevirmek bu kadar basit. Çok rahat bir şekilde. Pi yerine 180 yazarsın dereceye çevirirsin. Ama tam tersi. Dereceden radyana çevirirken ne yapacağız? Formülü kullanabilirsin. Tamamıyla sana kalmış. Ama ben şimdi bunu pili olarak istiyorum ya. 60 dereceyi ben pili olarak yazmak istiyorum. O yüzden böyle şey yapabilirim. Ben bunu pi bölü 180 ile çarpabilirim. Aslında bu pi dediğimiz 180 değil mi? Pili yazmaya çalışıyorum ya. Pi elde etmek için pi ile çarpacağım. O zaman pi'ye bölmek yerine 180'e bölmek. Çünkü pi ile 180 zaten aynı değil mi? Evet dereceden de radyana çevirirken pi bölü 180 ile çarp kardeşim. Tamam. Çok kolay bir şekilde gelecek. Bak şimdi. O zaman ne yapıyor arkadaş burası? Pi ile 180 aynı ya birbirini götürüyor zaten aynı şey. Hop sadeleşti. Ne kaldı? 3 kaldı. Yani pi bölü 3 yaptı arkadaşım bu. Gördün mü? ne kadar kolay. Yani 210 dereceyi bulurken ne yapacaksın? Derece bölü 180 radyal bölü pi'yi kullanabilirsin. Ya da pi bölü 180 ile çarptığın zaman direkt geliyor kardeşim. E ne geliyor buradan? Hocam sıfırlar sadeleşsin. 3'e bölsen 6, 3'e bölsen 7... Yani 7 pi bölü 6 yaptı. Bak ne kadar kolay bir şekilde buluyoruz. Peki 150'ye gelelim. 150'yi hemen pi bölü 180 ile çarpıyorum. Ee, 15'i 3'e bölsen 5. Pi bölü bunu 3'e bölsen 6. Bak burası 5 pi bölü 6 yapar. 80'i bulurken de 80 çarpı pi bölü 180 yazıyoruz. Olay bitiyor. 8 pi bölü 18 2'ye bölsen 4 pi bölü 9 mu yapıyor orası da? Evet bak çok kolay bir şekilde sonuca ulaşabiliyorsunuz. Artık tekniği öğrendim. Sıkıntı var mı? Bence yok. Zaten bu radyandan dereceye çevirmek çok kolay. Pi yerine 180 yazacaksın. Dereceden de radyana çevirirken pi bölü 180 ile çarpacaksın. Olay direkt bitiyor kardeşim. Örnek 9'a bakalım şimdi. 160 derece pi'li yazılmış. O zaman ben burada 160 çarpı 160'ı radyana çevirmek istiyorum. Çünkü radyanlı yazılmış burada. O zaman pi bölü 180 yazıyorum buraya. Eşittir x çarpı pi bölü 9'muş. E gerekli sadeleştirmeleri yapacak olursak burada bak piler de gitti bir. 9 ile 18 sadeleşince 2 kaldı. 16 bölü 2'den x'i kaç buluruz? 8 buluruz. Sonra öbüründe de çevirelim. 300'ü piliye çevireceğiz arkadaşım. Pi bölü 180 ile çarpıyoruz. Eşittir y çarpı pi bölü 6 eşitmiş. Piler nanay oldu. E o zaman burada 100 sıfırlar sadeleşti. 6 ile 18 sadeleşince 3 kaldı. 30 bölü 3'ten de y'yi de kaç buluruz? 10 buluruz. Bizden ne isteniyor? X artı Y isteniyor. X 8. Y de 10 olduğundan toplamda 18 oldu dostlar. Evet. Olay bu kadar basit. Haydi bakalım. Gelelim şimdi diğer soruya. Örnek 10'dayız. A ve B birer doğal sayı olmak üzere. A ile B'nin EBOB'u neymiş arkadaşlar? 3'müş. E, ebopu EBOB'u 3 ise bu da 3'ün katı. Bu da 3'ün katı. Yani bu A sayısı 3'ün K katıysa B sayı da 3'ün Atıyorum. Kaç katı olsun? N katı olsun. Evet. Her ikisi de 3'ün katı olmak zorunda. Ama K ile N aralarında ne olmak zorunda? Asal olmak zorunda. Asal olmazsa ebobları mesela bir daha 2 çarpan olursa ebobları değişir değil mi? Evet. A 3'ün katı olacak. B de 3'ün katı olacak. Ama K ile N aralarında asal olacak. Bir kere ebobu 3 ise bunu anladık. Şimdi burada A çarpı pi bölü B eşittir 72 derece olarak verilmiş. O zaman ben şunu çevireyim. Hocam a çarpı pi bölü b eşittir. 72 dediğimiz şey derece ya. Radyana çevirmemiz lazım. 72 çarpı pi bölü 180 diyeceğiz sadece. E o zaman burada pi'ler gitti mi gitti. Hocam 72 ile 180 sadeleşiyor mu? Evet. A burada 72 B 180 olabilir. Hani A bölü B ne geldi? Bak 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 bak. A bölü B 72 bölü 180 geldi. Hocam A 72 B 180 olabilir. Ama burada arkadaşlar A dediğimiz aslında EBOB'ları 3 ya. A dediğimiz aslında ne? Burada onu yazalım ya. A dediğimiz 3K. Şurası 3K. Burası da e, 3N değil miydi? Evet. 3K bölü 3N aslında bu. 3'ler de sadeleşti. K, K eşittir 72 N eşittir 180 olabilir ama K ile N'nin ne olması lazım? Aralarında asal olması lazım. O zaman sadeleştirebildiğimiz yere kadar sadeleştirelim. 36'ya bölsen 2, 36'ya bölsen 5. Yani buradan K, K bölü N'i kaç bulduk arkadaşlar? 2 bölü 5 bulduk. Aralarında da asal oldu. Dolayısıyla K'yı 2 buluruz. N'yi de 5 buluruz. E tamam olay bitti. Bizden A artı B isteniyor. O zaman A neydi? 3K'ydı. 3K, K'yı 3K, 2 bulduk ya. Yani 6 yapar. B neydi? B de 5. 3 endi pardon. 3 endi. N'i de 5 bulduk. O zaman bu da 15 yaptı. O zaman A artı B'ye de kaç yapar? 6 artı 15'ten 21 yapar. Olay bu. İşte kolay bir soru aslında. Sadece verilen bilgileri kullanıyoruz ve burada radyan dereceye eşit verilmiş. Verilen bilgileri böyle soruda kullanınca cevaba ulaşıyoruz. Değil mi gençler? Evet gelelim şimdi örnek 11'e. Şimdi grad. Aslında eskiden biz gradı da anlatıyorduk. Derece bölü 180, radyan bölü grad, e, radyan bölü pi, grad bölü 200 diye bir formül vardı aslında ama grad müfredattan kaldırıldı. Ama böyle bir bilgi verip de bize bir soru sorabilir diye böyle bir soru yazmışlar. Yani güzel bir soru ama. Daha müfredatta da yok ama böyle bir şey tanımlamış. Bak şimdi. Grad bir tam açıyı tam açı kaç dereceydi arkadaşlar? 360 dereceydi değil mi? 360 dereceyi 400 eş parçaya bölen açı ölçü birimidir. Tam açı dediğimiz de aslında 360 derece. 360 dereceyi sen 400 eş parçaya böl oradaki olayı bulursun. İşte bir gradın kaç bir bir gradın neye eşit olduğunu bulursun. Örneğin 90 derece açı dörtte bir çember belirttiği için 100 gradlık açıya karşılık gelir. Şimdi 90 derece normalde tam açı. 360 derecede 360 derecemiz var yerimizde. 360 derece 400 grada eşitse yani 360 derece 400 grata eşitse bak oran orantı yardımıyla yapacağız o zaman. Şöyle bir bilgi vermiş. 360 derece 400 grata eşit. O zaman 90 derecelik bir açıda 90 derecelik bir açıda kaç grattır diyeceğiz. İşte hocam dörtte biri dörtte biri. İşte o da 100 yapar. E buradaki soruyu da cevaplamış olduk aslında. Oran orantı yardımıyla yapacağız o zaman. Yani burada önemli olan tam açının aslında 360 derece olduğunu bulmak. Ama radyan cinsinden değerini bulunuz diyor bize. O zaman şimdi tam açı 360 derece ya radyan cinsinden yazacak olursak aslında 2 pi değil midir? Evet o zaman şuraya 2 pi diyelim. 2 pi aynı zamanda 400 grata eşitse o zaman 240 grat 240 grat kaç radyana eşittir deyip doğru orantıdan sonuca ulaşabiliriz. Yani soru işaretlediğimiz şey ne alacak? 2 pi çarpı 240 bölü 400 mü olacak normalde? Şunu da şunu çarpımı soru işareti. 400'ün çarpımı eşit olacak. 400 bölü olarak geçiyor burada. Evet şunlar şunlar sadeleşir. 4'e bölsen ya da 8'e bölsen 3, 8'e bölsen 5. O zaman soru işareti dediğimizde ne yapıyor? 6 pi yaptı yukarısı. Aşağısı 5 yaptı. 6 pi bölü 5 yapar cevap. Ya da sen bunu derece olarak da yapabilirdin. Hocam 360 derece 400 gradsa soru işareti 240 grad deyip önce derece cinsinden cevabı bulabilirdin. Sonra dereceyi de radyana çevirebilirdim. Ama gerek var mı? Bizim bir tam açı 2 pi grata eşit. pardon 2 pi radyana eşit. O zaman 2 pi radyan 400 grata eşitse soru işareti olan radyan 240'a 240 grata eşittir deyip oranantı yardımıyla bulduk. Buradaki böyle derece radyanla ilgili bu tür soruları da biz kısa yolunu gösterdik size ama o şekilde oran orantıyla da yapabilirsiniz aslında. Tamam Evet hadi bakalım geldik sanırım bu videonun son sorusuna. Yani birinci günün birinci videosunun son sorusu. Bakalım ne diyor? Yukarıda verilen dairesel şekildeki koşu pistinde Arda ve Burak gösterilmiştir. Arda saat yönünde 101 derece. Bak saat yönünde 101 derece gitsin. Hocam saat yönünde Arda hop 101 derece gidince 60 zaten burada vardı. Hop şöyle gelince 41 derece daha mı gidecek böyle? Evet 41 derece daha gidecek. Toplamda 101 derece yapıyor değil mi burası? Evet. Yani bizim Arda buraya geldi. A ile gösterelim Arda'yı. Sonra Burak da saat yönünün tersinde 950 derece tarayacak. Saat yönünün tersinde 950 derece tarayacak böyle. Arkadaş, normalde Burak şöyle bir 360 derece taradığında aynı yerine mi geliyor? Evet. Bir daha 360 derece tarasa aynı yerine gelecek. Yani her 360 derecede bir aynı yerine geliyor. Sonra ne olacak? bir daha bir şeye gittiği zaman 950'ye falan gelecek. Yani 950'nin içindeki 360'ları ben çıkartayım. Çünkü 360 derecede bir kendi yerine gelecek. Bir 360 bir tane 360 içinde var zaten 950'nin. Bir tane daha 360 var. O yüzden ben 950'den 720 çıkartırsam iki tane yani iki tur attığında yine aynı yere geliyor demek istiyoruz. Esas ölçüde zaten biz bunu anlatacağız. Esas ölçüye geçmeden bundan da bahsedelim. Bunu da anladı zaten. Bir 360 attı. Bir daha 360 attı. 720. Aynı yerine geldi. Sonra aynı yerine geldikten sonra kaç derece daha gidecek ona bulalım. 950'den 720'yi çıkartınca. Hocam burası kaç yapar? 3. 230 derece mi yapar? Evet 230 derece. Hadi bakalım. Burak'a ben şimdi 230 derece götüreyim. Arkadaş 230 derece şöyle götüreceğim. Yani buraya mı gelecek böyle bizim şey Burak? Evet. Şimdi 230 derece götürürsem 180 burada 50 derece de buraya götüreceğim. Tamam. 230 derece daha götüreceksem eğer bak şuradan şuraya 230 derece olması lazım arkadaşlar. Hocam 230 derece böyle götürdüysem eğer o zaman buraya kaç kaldı? Hocam burada da şey var 41 derece de var şurada da. 230 da 41. Burada da bir alfa derece var. Benden de zaten BOA açısı. Buranın olduğu yer burası ya. BOA açısı isteniyor. Alfa derece isteniyor benden. E tamam olay bitti o zaman. 230 burada. 41 burada. Alfa burada. 230 artı 41 artı alfa eşittir. Kaç yapmalı? 360 derece yapmalı. Şu ikisinin toplamı kaç yapıyor? 271 yapıyor. 360'dan 271'i çıkartırsam alfayı da böylelikle kaç buluruz? 89 derece olarak buluruz. Yani örnek için cevabı böylelikle 89 çıkar. Evet böylelikle de esas ölçüye de şöyle bir güzel bir adım atmış olduk. Esas ölçüyle ilgili bir tık bir soru yapmış olduk aslında arkadaşlar. Evet böylelikle birinci gün birinci videoyu bitirdik. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda birinci günün ikinci videosunda esas ölçüden bahsedeceğiz. Bizim için çok önemli olan bir yer. Trigonometre esas ölçüsü asla ama asla olmaz. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.